Koronavirüsü yayılmaya devam ediyor ve birçok ülkede hayat resmen durdu. İnsanlar panikte ve dünya batacakmış gibi gıda ve başka ürünler depolanılıyor. Aynı zamanda birçok fabrikada üretim durdu ve virüse yakalanma korkusundan sonra bir de ekonomik kriz korkusu başladı. Peki bu virüs gerçekten bu kadar tehlikeli mi ve ekonomiye etkisi ne olacak? Kendi işimden dolayı koronavirüsünün önümüzdeki aylarda hayatımıza ve ekonomiye etkisini rasyonel ve sakin bir şekilde analiz ettim. Bu videoda bu araştırmanın sonuçlarını takipçilerimle paylaşacağım ve sizlere bu kriz esnasında kendi param için geliştirdiğim stratejilerimi göstereceğim. Bunları 3 başlık altında yapacağım. 1. Koronavirüsü nedir ve neden tehlikelidir? 2. Koronavirüsünün önümüzdeki aylarda hayatımıza ve ekonomiye etkisi ne olacak? Bu noktada ilk önce dünya ekonomisi boyutunda etkileri işledikten sonra Türk ekonomisine etkisini konuşacağız. Ve son olarak 3. Bir finans uzmanı ve bireysel yatırımcı olarak kendi paramla bu korona krizi esnasında ne yapıyorum ve stratejim nedir? Ve gelelim ilk başlığımıza. Koronavirüsü nedir? Koronavirüsü aslında bir virüs ailesidir. Ve şu anda tüm dünyada yayılan virüs ise bu ailenin en yeni ortaya çıkan mensubu SARS-CoV-2 virüsüdür. Bu virüsle enfekte olan insanlardaki ortaya çıkan hastalığın adı ise COVID-19'dur. Bu virüs ilk defa 2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıktı. İlk hastaların çoğunun Wuhan'daki büyük bir balık pazarında çalıştıkları için virüsün başlangıç noktası büyük olasılıkla bu pazardı. SARS-CoV-2 virüsünün yarasalardan başka bir memeli hayvana ve bu hayvandan da insana geçtiği tahmin ediliyor. Bu yeni koronavirüsü Çin'de hızlı bir şekilde yayıldı ve bir epidemiye dönüştü. Bu yüzden Ocak ayının sonunda Çin hükümeti 15 şehir için sokağa çıkma yasağı ilan etti ve tahminlere göre 50 ile 60 milyon arasında insan karantinaya girdi. O zamana kadar dünyanın birçok ülkesinde bu salgın ciddiye alınmıyordu. Hatta şakalar bile yapılıyordu. Şubat ayının başında SARS-CoV-2 Avrupa'ya ulaştı ve kısa zamanda tüm kıtaya yayıldı. Bu grafikte yeni koronavirüsünün Çin'de, İtalya'da, Almanya'da ve Türkiye'deki yayılma hızını görüyorsunuz. Gördüğünüz sayılar resmi tespit edilen vakalardır. Mavi grafik Çin, sarı grafik İtalya, yeşil grafik Almanya ve son olarak kırmızı grafikte Türkiye'deki vakaları gösteriyor. Sağ eksen sadece kırmızı grafik, yani Türkiye içindir. Sol eksen ise geriye kalan 3 ülke içindir. Gördüğünüz gibi koronavirüsü ortaya çıktıktan sonra Çin'de hızlı bir şekilde yayıldı. Daha önce de söylediğim gibi Ocak ayında Çin hükümeti tarafından ciddi önlemler alındı. Ve Şubat ayının ortasında, yani yaklaşık 2 hafta sonra virüsün yayılma hızı yavaşladı ve hatta şu anda neredeyse durdu diyebiliriz. Önlemler alındıktan sonra salgının 2 hafta boyunca aynı hızla devam etmesinin nedeni enfeksiyon gerçekleştikten sonra hastalığın ilk semptomlarının ortaya çıkmasının yaklaşık 14 gün sürebilmesidir. Yani sokağa çıkma yasağı ilan edilmeden önce virüse yakalananlar Şubat'ın ortasına kadar ilk semptomlarla hastaneye gidip test edildiler ve ancak o andan itibaren resmi vakaların arasına girdiler. Bu yüzden Çin'deki resmi vakalar Şubat'ın ortasına kadar aynı hızla yükselmeye devam etti. Ayrıca bu salgın 11 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütü WHO tarafından resmi bir pandemi olarak sınıflandırıldı. Bu grafik aslında korona salgını hakkında çok önemli ipuçları veriyor. Hele ki Çin'deki gelişme şunu gösteriyor. Eğer ciddi önlemler alınmazsa bu virüs çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Fakat gerekli önlemler alındığında da salgını yavaşlatmanın mümkün olduğunu da görüyoruz. Peki bu virüs ne kadar tehlikeli? Şu ana kadar yapılan araştırmalar, COVID-19 hastalığına yakalanan insanların %80'inde sadece öksürük ya da ateş gibi hafif semptomların oluştuğunu gösteriyorlar. Enfekte olanların yaklaşık %20'si hastane tedavisi gerektirecek kadar ağır hastalık geçiriyorlar ve vakaların yaklaşık %5'inde yoğun bakım tedavisi yapılıyor ve çoğunlukla akciğer yetmezliğinden dolayı solunum cihazına gerek duyuluyor. Ve tam da bu nokta çok önemli.
Maalesef her ülkenin yoğun bakım kapasitesi ve solunum cihazları kısıtlıdır ve hastaların sayısı hızlı bir şekilde artarsa bazı ülkelerin sağlık sistemleri çökme tehlikesi yaşayabilir. Bu yüzden ülkeler bu grafiğin mavi senaryosundaki gibi gerekli önlemleri alıp bu salgının hızını yavaşlatmaları gerekiyor. Kırmızı grafik şu anda mesela İtalya'da yaşanıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri İtalya'nın sağlık sisteminin yetersiz kalmasıdır ve şu anda İtalya'da koronavirüsünden dolayı ölüm sayısı 7000'i geçti. Mesela Almanya'da 100.000 kişiye düşen yoğun bakım yatak sayısı 29'dur ve Avrupa'daki en yüksek orandır. Bu sayı İtalya'da 12'dir. Maalesef yetersiz yoğun bakım kapasitesinden dolayı İtalya'daki doktorlar acil hastalar arasında tercih etmek zorunda kaldıkları haberleri geliyor. Sağlık Bakanımızın son günlerde yaptığı bir açıklamaya göre Türkiye'de 100.000 kişiye düşen yoğun bakım yatağı sayısı 40'tır. Türkiye'de ileri düzeyde olan yoğun bakım yatağı sayısı ise 100.000 kişiye 21'dir. Avrupa ortalamasında bu sayının 11,5 olması ülkemizin sağlık sisteminin aslında koronavirüsüne karşı savaşmak için hazırlıklı olduğunu gösteriyor. Fakat bilinçli vatandaşlar olarak bizlere de çok önemli bir görev düşüyor. Ülkemizde İtalya'daki korkunç duruma benzeyen olayların yaşanmaması için hepimiz üstümüze düşen görevi yerine getirmemiz gerekiyor. Bu yüzden Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 hakkında paylaştığı videonun linkini bu videonun açıklama bölümüne ekliyorum. Evet, şimdi gelelim koronavirüsünün ekonomiye ve hayatımıza etkilerine. Salgını yavaşlatmak için ve sağlık sisteminin çökmesini engellemek için birçok ülkede ciddi önlemler alındı. Mesela sokağa çıkma yasakları, seyahat ve uçuş yasakları, toplanma yasakları, alışveriş merkezleri, lokantalar, sinemalar ve müzeler kapatıldı ve birçok insan karantinaya alındı. Bu önlemleri almak kesinlikle doğrudur ve gereklidir. Fakat ekonomiye ciddi zararı olduğunu tahmin etmek için ekonomi uzmanı olmanız gerekmiyor. İlk zarar gören sektör uluslararası turizm sektörüydü ve şu anda bu sektör resmen durdu ve büyük şirketler işçi çıkartmaya başladılar. Hatta devlet yardımı talep edenler bile oldu. Sokağa çıkma yasaklarından vesaire küçük esnaflar ciddi zarar görüyorlar ve likidite sıkıntısından dolayı birçok esnaf önümüzdeki aylarda iflas edecek duruma gelecekler. Hem sağlık hem de ekonomi açısından bu kadar kötü ve riskli bir zamanda insanlar mesela yeni bir araba ya da yeni bir televizyon almazlar. Bu yüzden satın alınmasının ertelenmesi kolayca mümkün olan ürünlerin sektörleri de bu salgından ciddi zarar görüyorlar ve mesela Almanya'daki bütün büyük araba şirketleri şu anda üretimi durdurdular. Kısacası birçok fabrika ve şirket bu kriz sürdükçe daha zor duruma düşecekler. Bütün ülkelerde işsizlik oranları artacak, iflas edenlerin ya da işini kaybedenlerin birçoğu borçlarını ödeyemeyecekler ve en kötü durumda bankalarda zor duruma düşüp reel ekonomideki kriz finans sektörünü de krize sokacak. Bu durumda da yeni krediler verilmeyecek, tüketim ve yatırımlar daha fazla düşecek ve bir kısır döngü oluşacak. Bu yüzden birçok ülkenin merkez bankaları şimdiden faizleri ciddi bir şekilde indirdiler ve piyasaları paraya boğuyorlar. Ayrıca birçok ülke likidite sorunu yaşayan şirketler için yardım paketleri ilan ettiler. Bu koronavirüsü salgınının ekonomi etkilerini görsel bir şekilde anlattıktan sonra sizlere bir de yakın gelecekteki ekonomik büyüme rakamlarına olası etkilerini göstermek istiyorum. Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından olan JP Morgan'ın korona salgınından dolayı yenilemiş ekonomik büyüme öngörülerini sizinle paylaşıp yorumlamak istiyorum. Bu tabloda JP Morgan'ın çeşitli ülkelerin gayri safi yurt içi hasılaları için öngörülerini topladım. Tablonun sol tarafında 2019 yılının gerçek büyüme oranını ve 2020 ile 2021 yılları için büyüme tahminlerini görüyorsunuz. Tablonun sağ kısmında ise 2019'un son çeyreğindeki gerçek büyümeyi ve 2020 yılının çeyrekleri için büyüme tahminlerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu anda Çin hariç her ülkenin ekonomisinin 2020 yılında küçülmesi bekleniliyor. Benim şahsi fikrimi sorarsanız
Çin'in ekonomisi de küçülecek ve geriye kalan ülkelerdeki küçülme daha ciddi olacak. Şu anki beklentilerime göre mesela Almanya'nın küçülmesi 2020 yılında bence %5 oranında olacak ve Türkiye'nin küçülmesi %1 ile %3 arasında. Kısacası JP Morgan'ın 2020 yılı için büyüme tahminleri bana biraz iyimser geliyor ve benim beklentim bu oranların yaklaşık %1 ile %3 oranında daha kötü olmasıdır. Neden farklı bir görüşte olduğumu çeyreklerdeki beklentilerle anlatmak istiyorum. Çeyreklerdeki gelişmelere bakınca JP Morgan'ın 2020 yılının birinci ve ikinci çeyreklerinde ciddi ekonomik daralmalar beklediği görülüyor. Fakat üçüncü çeyrekte ekonomik aktivitenin ciddi bir şekilde artıp daha önceki kayıplarla neredeyse denkleşeceği bekleniliyor. Çoğu ekonomistler ve uzmanlar da bu görüşte. Yani ekonomik aktivitenin ilk iki çeyrekte ciddi bir şekilde daralması ve sonra da hızlı bir şekilde geriye toplanması bekleniliyor. Fakat bu salgının ne kadar süreceği belli değil ve ilk dalga sokağa çıkma yasaklarıyla kontrol edilip salgının hızı azalsa da İnsanlar 3 ya da 4 ay sonra normal hayatlarına geriye dönünce ikinci bir salgın dalgasının riski hala mevcut olacak. Kısacası bence böyle bir tabloyu ancak önümüzdeki aylarda etkili bir ilaç bulunursa bekleyebiliriz. Bu yüzden benim beklentilerim şu şekildedir. Bu tablodaki 2020 yılının birinci ve ikinci çeyrekleri için küçülme tahminlerine katılıyorum. Fakat Çin'in ekonomisi için ikinci çeyrekte bu tablodaki gibi ciddi bir rahatlama beklemiyorum. Bence Çin'deki rahatlama ikinci çeyrekte %15'i geçmez. Çünkü Çin ile ciddi ticaret yapan birçok ülkenin ekonomileri ikinci çeyrekte hala duruk olacak. Türkiye'nin ekonomisinin de küçülmesinin birinci çeyrekte düşük oranlarla başlamasını bekliyorum. Dünyadaki ekonomik rahatlamanın 3. çeyrekte bu kadar hızlı gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Ben daha yavaş bir rahatlama bekliyorum. Çünkü bu kadar büyük bir krizden sonra yatırımlar, tüketim ve uluslararası ticaret bu kadar hızlı bir şekilde normal seviyelere ulaşma ihtimalini düşük olarak görüyorum. Bu söylediklerim tabii ki sadece şu anki bilgilerin bazındaki tahminlerimdir ve belki 30 gün sonra farklı gelişmelerden dolayı fikrim bambaşka olacak. Şimdi gelelim videonun son konusuna. Bir ekonomist ve borsa uzmanı olarak önümüzdeki aylar için stratejim nedir? Arkadaşlar ilk önce çok önemli bir konuya değinmek istiyorum. Biliyorum internette yatırım tavsiyesi veren birçok insan var ve detaylara girmek istemiyorum. Fakat internette tanımadığınız insanların yatırım tavsiyelerine inanmayın diyorum. Çünkü sonuçta siz paranızı riske atıyorsunuz ve eğer bu insanlar bu kadar başarılı olsalardı kendileri para yatırıp yüksek getiriler elde ederlerdi. Aynısı benim için de geçerlidir. Benim de söylediklerime lütfen sorgulamadan inanmayınız. Sizlere ben şimdi bu krizde uyguladığım stratejilerimi açıklayacağım. Fakat hangi hisse senetlerine yatırım yaptığımı söylemeyeceğim. Bunun nedeni çok basit. Ben profesyonel bir yatırımcıyım. Kendi finansal durumumu gayet iyi biliyorum. Kendi risk profilimi ve toleransımı çok iyi biliyorum. Ve şu anda yatırım yapmanın risklerini çok iyi bilip yatırımlarımı bunların bazında yapıyorum. Aynı koşulları 80 bin takipçimden belki en fazla %1'i yerine getirdiğini tahmin ediyorum. Bu kanalın hedefi bu oranı arttırmaktır. Bu yüzden ilk önce bazı temel konuları işlemeliyiz ve bunu önümüzdeki aylarda yapacağız. Şimdi gelelim benim stratejilerime. Daha önce de söylediğim gibi ekonomik yönden de çok zor zamanlardan geçiyoruz ve birçok insan işini kaybedebilir. Daha önceki videolarımda 2020 ya da 2021 yılında ekonomik kriz riskinin yüksek olduğunu söylemiştim ve bu yüzden 2019 yılında altın hariç bütün menkul yatırımlarımı nakite çevirmiştim. Bu yüzden korona krizinin başlangıcında portföyümü %100 nakit olarak görebilirsiniz. Kriz zamanları için her zaman geçerli bir söylem vardır. Cash is king. Yani nakit parası olan kraldır diyebilirsiniz. Kriz daha çok derinleşirse tüm dünyada nakit ve likidite sorunu yaşanacaktır. Bu yüzden kendi ekonomik durumumu ve planlarımı göz önünde bulundurarak özel sermayemin sadece belli bir kısmını bu süreçte borsaya yatırım için ayırdım. Bunun gerçek oranını paylaşmayacağım çünkü birçok bireysel koşullara bağlıdır. Fakat şu anda nakit tutmak için bazı mantıklı nedenleri saymak istiyorum. 1. Krizde işinizi kaybedebilirsiniz.
Bu durumda ekonominin en kötü ihtimal 12 ay sonra normale dönüp ve sizin ancak o zaman iş bulmanızdan yola çıkarsanız 12 ay boyunca geçinebileceğiniz yükseklikte paranızın elinizde bulunmasını tavsiye ederim. 2. Farklı yatırım imkanları. Kriz derinleşirse gayrimenkul fiyatların da ciddi bir şekilde düşme ihtimalleri var. Eğer kısa vadede ev sahibi olmayı planlıyorsanız nakit oranınızı yüksek tutmanızı tavsiye ederim. 3. Kısa vadede yapmanız gereken harcamalarınızı göz önünde bulundurmalısınız. Bunlar her çeşit harcama olabilir. Mobilya, çocuğunuzun düğünü, araba tamiratı vesaire. Ve son olarak 4. Eğer evliyseniz ve hatta çocuklarınız varsa kesinlikle şu anda en az 6, daha iyi 12 ay boyunca hiçbir gelirsiz geçinebilecek yükseklikte nakit ya da kolaylıkla nakite dönüştürebileceğiniz menkul yatırımlarınız yoksa şu anda kesinlikle borsaya yatırım yapmayınız. Umarım izleyicilerimiz sağlam altyapısı olmadan yatırım yapmaya neden teşvik etmediğimi daha iyi anlamışsınızdır. Diyelim benim şu anda elimde 100.000 TL nakitim var. Şu anda toplam giderlerim ayda 5.000 TL. Bunu 12'ye çarpınca 60.000 TL oluyor. Başka planlarım da yok ve bu yüzden geriye kalan 40.000 TL'yi borsada bu krizde ortaya çıkan imkanları kullanarak değerlendirmek istiyorum. Ve bu 40.000 TL'yi önümüzdeki haftalarda 3 stratejiyle borsaya yatıracağım. 1. Şu anki aşamada paramın ilk kısmını uluslararası borsa yatırım fonlarına yatırdım. Bu tek şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaktan çok daha az risklidir. Önümüzdeki aylarda ayırdığım paranın yaklaşık %40'ını bu şekilde yatıracağım. Gelelim uyguladığım ikinci yatırım stratejisine. Aslında bu krizden faydalanan da bazı şirketler var. Fakat onların da hisse senetleri ciddi kayıplar yaşıyorlar. Bu krizden mesela gıda sektöründen ve başka temel ihtiyaçları karşılayan ürünlerin sektörleri şu anda faydalanıyorlar. Ayrıca sokağa çıkma yasaklarından dolayı internette alışverişler artacak. İnsanların tüketimi genel olarak evlerinde kullanabilecekleri hizmetlere ve ürünlere kayacak. Bu tür sektörler mesela internet oyun sektörü, ilaç sektörü ve her türlü ağırlıklı olarak internette hizmet veren sektörler. Bu koşulları yerine getiren şirketleri tespit ediyorum ve hisse senedi fiyatları düşünce analizime başlıyorum. Sadece sağlam markası olan, kasasında yeterince likidite bulunan ve borçlanma oranları düşük olan şirketleri tercih ediyorum. Bu şekilde ayırdığım paranın yaklaşık %30'unu yatırmayı planlıyorum. Ve şimdi gelelim son ve en riskli yatırım stratejime. Bu krizden mesela turizm sektörü, araba sektörü, endüstriyel kimya sektörü çok ciddi zarar görüyorlar ve bu sektördeki şirketlerin hisse senetleri ciddi bir şekilde değer kaybettiler. Tabii ki bu sektörlerde bu kriz sürdükçe iflas riski artacaktır. Fakat bu kriz bittikten sonra insanlar hala araba alacaklar ve tatil yapacaklar. Yani bu krizi iflas etmeden atlatabilen şirketlerin hisse senetleri birkaç sene sonra yine aynı seviyelere yükseleceklerdir. Bu yüzden hele ki bu şirketlere yatırım yapmadan önce saatlerce bilanço ve gelir tablosu analizi yani temel analiz yapıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta ise bu şirketlerin önümüzdeki 12 aydaki yapması gereken ödemeleri şu anki kasasındaki parayla yapabilmesidir benim için. Ve bundan hariç birçok rakamları ve sayıları analiz ediyorum. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu iş derin bilgi ve tecrübe istiyor. Belki bazı izleyicilerim somut yatırım tavsiyesi vermediğim için ve bu krizden ortaya çıkan imkanlardan faydalanamadıkları için bana kızacaklar. Fakat dünyanın en başarılı yatırımcısı ve şu anda dünyanın en zengin 3. insanı olan Warren Buffett şunu söylemiştir. Borsada 2 önemli kural vardır. 1. Paranızı kaybetmeyiniz ve 2. Birinci kuralı asla unutmayınız. Bu yüzden ben izleyicilerime kişisel finansın, borsanın ve yatırım yapmanın temel prensiplerini öğretmeden yatırım tavsiyesi vermeyeceğim. Borsaya para yatırmadan önce bazı temel kuralları, metotları ve prensipleri öğrenmelisiniz. Birçok takipçimin yorumlarda somut yatırım tavsiyesi vermediğimi eleştirdikleri için son bir aşırı ama bence yerinde bir örnek vermek istiyorum. Araba sürmesini bilmeyen ve ehliyeti olmayan bir insanı otobanda araba sürmeye teşvik eder miydiniz? Bence ilk önce ehliyetini alıp araba sürmesini öğrenmesi gerekiyor.
Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayınız ve gelecekte yükleyeceğim videoları kaçırmamak için kanalıma abone olunuz ve bu videoyu eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle Sinan Aydoğan.